Dayı anlat beni nasıl buldun ya? He? Bir anlat nasıl buldun beni? Ya ben öyleyim yanda bir bakayım dedim. Şimdi benim hafızam böyle çok kuvvetli. İnsanlar zaten 40-50 sene önce görsem bile ben. Hay maşallah. Şey yapmam, unutmam. Biri geçiyor, bu burada Taşlıdere'de binen adam niye dedim cep telefonuna çekiyor. Ha böyle bir bakayım dedim bunlara. Dolmuşta. Dolmuşta. Bu şeyi açayım da bari Rize'nin manzarasını görürsün. Rize'nin manzarasını gösterelim. Sabah dolmuşta... Tanıştık. Sabah dolmuşta tanıştık dayımla. Şimdi biraz bekle de çay çıktı mı? Simit var, bal var, zerdeçalı balım var burada. Oh! Ondan sonra sana kendi ikram ederim. Kendi kendime çıktım. Kaçamak dedim buna da. Sanayinin orada el kaldırdım. Bilmiyorum nereye de gideceğimi. Atladım dolmuşa. Berem de var. O an tanınmadım tabii. Sağ solu işte video ile anı olsun diye çekerken döndüm yanımdaki büyüme. Abi dedim merkeze gidiyorum nerede ineceğim dedim. Baktı. Oğlum sen ne arıyorsun burada dedi. Oğlum sen ne arıyorsun burada dedi. Dedim merkeze iniyorum. Ne işin var merkeze iniyorsun? Bir işim yok kaçamak yapıyorum dedim. Dedi. Dedi. Önce dedi çayımı içeceksin dedi. Misafirsin. Beni zorla yolun ortasında indirdi. Hayır demek, bir de tabii Rizeli'ye hayır demesi zor. Zor, siz Rizeli olduğunuz için bilmiyorsunuz. Ardeşen'den peynir getirtmiş, açtı. Yengem ona özel bir bal karışımı yapmış, boğazlara, göğse iyi geliyor diye. İçinde zencefili, poleni, siz biliyorsunuz. Ama tarifini verebilirim bilmeyene. Nereden alındığını da öğrendim onların. Bazen insan kendi şehrini tanımıyor. Dışarıdan birisinin geldiğinde değerini daha çok bildiğini düşünüyorum. Ben iddia ederim sizin kadar Rize'nin değerini bildiğimi söyleyebilirim artık o iki saatlik tecrübeyle.